İlgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 3 adım AYT matematik kitabında ters trigonometrik fonksiyonlar, kosinüs ve sinüs teoremleri kısmında birinci adım testini çözeceğim. Bir sorudan başlayalım. Fx arc cos x artı 1 bölü 4 fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıkta kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Bakın arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyonlarda şu kısma dikkat ediyoruz. Burası kosinüsün alabileceği değerlerle alakalı. Kosinüs biliyorsunuz eksi 1 ile arkadaşlar artı 1 arasında değer alıyordu. O zaman biz x artı 1 bölü 4 yerine bu aralıktaki değerlerden birini yazabiliriz. Buradan da arkadaşlar eksi 4 x artı 1 artı 4 oldu. Eksi 1'i diğer taraflara atıyorum. X demek ki 3 ile eksi 5 aralığındaymış. Bu aralıkta da arkadaşlar 9 tane tam sayı vardır. İkinci sorumuz arkadaşlar. Kotanjant pi bölü 2 artı arksin 5 bölü kök 41 ifadesinin değeri aşağıdaki hangisidir diyor. Burada arkadaşlar arksin içinde yazan bu ifade bildik başlı değeri olmadığı için ben bu ifadenin sonucuna alfa diyeyim. O zaman aslında bize sorulan soru şu olmuş oluyor. Sin alfanın değeri 5 bölü karekök 41 ise kotanjant bakın burası pi bölü 2 artı alfa oldu. Kotanjant pi bölü 2 artı alfanın değeri kaçtır diye sorulmuş oluyor. 90 artı alfa dediği için de ikinci bölge olduğu için de bu ifadenin aslında karşılığı eksi tan alfadır. Buradan eksi tan alfa geçiş yapmak için üçgenimizi çiziyorum arkadaşlar. Sinüs karşı bölü hipotenüsü 5 bölü 41'i yerleştirdim. 41'in kök 41'in karesi 41. 5'in karesi 25 olduğu için buraya kök 16. Yani 4 kaldı. Tan alfanın değeri de karşı bölü komşuydu. O zaman cevabımız eksi 5 bölü 4 olarak bulunur. Bir sorumuz. Ayvalık'ta ada turu yapan Bambi ve Can isimli iki tekne Çiçek Adası yakınlarına mola verdikleri andaki konulara şekildeki gibi ABC üçgenini modellenmiştir. AB 60 metre, AC 100 metre, BC 140 metre olduğuna göre BAC açısı kaç derecedir diye soruluyor. BAC açısını 60 alfa diyelim arkadaşlar. Bakın burada üç kenar belli. Buradaki açı soruluyorsa kosinüs teoremi kullanılabilir. Kosinüs teoremi a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc cos alfa şeklinde ifade edilebilir. Burada da arkadaşlar kenarları biraz küçültelim. Sayılar büyük çünkü 20'ye böldük 3, 20'ye böldük 5, 20'ye böldük 7. 7'nin karesi 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı cos alfa şeklinde formülde yerleştirdik. Buradan 49 eşittir. 9 artı 25 34 oldu. Burası da eksi 30 cos alfa oldu. Buradan da 30 cos alfa 49'u diğer tarafa atarsak eksi 15 oluyor. Buradan da cos alfayı eksi 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Arkadaşlar eğer bu 1 bölü 2 olsaydı 60 derece olurdu. Eksi 1 bölü 2 olduğu için de 180 eksi 60'ı kullanabiliriz. Yani buradan alfa eşittir 120 derece olacaktır. Dördüncü sorumuz Sinop Limanı'ndan aynı anda aynı noktadan hareket eden Poyraz ve Lodos isimli iki teknenin hareket yönleri şekilde modellenmiştir. Poyraz saatte 15 mil, Lodos ise saatte 20 mil yol almaktadır. Buna göre harekete başladıktan 12 dakika sonra iki tekne arasındaki uzaklık kaç mil olur diyor. 12 dakika saatin 5'te 1 olduğu için o zaman Poyraz 3 mil gidecek, Lodos ise 4 mil gidecek. Bize bu aradaki mesafeyi soruyor arkadaşlar. Bakın bu açı da 120 derecedir. Bakın iki kenar belli. Aradaki açının da kosinüsü belli ise üçüncü kenarı bulabilirsiniz. Burada x diyelim. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs 120 diyebiliriz. Buradan x kare eşittir. 16 artı 9 eksi. Cos 120'nin değerini az önce söyledik. Eksi 1 bölü 2 demiştik. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman ikileri artı 12 geldi. Buradan x kare eşittir. 25, 12 daha 37. Buradan da x eşittir. Karekök 37 olarak bulunur. Arkadaşlar bu sorunun ikinci bir çözümünü daha yapalım. Şöyle şurayı sileyim. Kosinüs teoremi bilmeyen arkadaşlar olabilir. O anda da aklımıza gelmeyebilir. Şöyle şu yazıları bir sileyim. İkinci bir çözüm anlatacağım arkadaşlar. Bakın burada 75'e 45 demiş. Burayı 3 demiştik. Buraya da 4 demiştik. Bakın burada şöyle bir şey yapılabilir. Şu tekrar çizdik. Burası 120 dereceydi. Şöyle buradan bir dik çiziyorum. 120 uzatıyorum. 60. Burası 4 olduğu için
30'un karşısı 2 olacaktır. Burası da 2 kök 3 olacaktır. Burada bir dik üçgen oluştu. Dik üçgenin kenarları 2 kök 3, 5 ve bizim x uzunluğumuz şu olacak. Buradan da x kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12 artı 5'in karesi 25. Bakın buradan x kare eşittir 37. X'i yine kare kök 37 olarak bulmuş oluruz. Beşinci sorumuz yukarıdaki şekilde verilen BCD noktaları doğrusal. BD D'ye dik. AC 2 birim. BC 3 kök 5 birim. C 3 birim. Ve D 2 birim olduğuna göre ABX kaç birimdir diye soruluyor. Bakın bu X'i bulabilmem için buradaki açının kosinüsünü bilmemiz yeterli aslında. Şöyle burası da ters açıdan alfa olur. Burası 2, 3. Kaç üçgen olur ona bakalım. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 olduğu için buraya 5 kaldı. Yani CD'nin uzunluğu karekök 5 oldu. Buradan da cos alfa komşu bölü hipotenüs olduğu için kök 5 bölü 3 oldu. İşte bu bulduğumuz kök 5 bölü 3'ü ABC üçgeni yani şu üçgende kosinüs teoremi de yerine yazacağız. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 3 kök 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 kök 5 çarpı kosinüs alfa diyebiliriz. Buradaki değerleri yerine yazalım. 2'nin karesi 4. 3 kök 5'in karesi 9 kere 5'ten 45 yapacak. Burası 4 çarpı 3 kök 5. Cos alfa ile kök 5 bölü 3 bulmuştuk. Şöyle 3'leri sadeleştirelim. Kök 5 çarpı kök 5'te 5 olacak. 4 kere 5'te 20. Yani 49 eksi 20 geldi buradan. O da 29 oldu. X kare 29 ise arkadaşlar X de buradan karekök 29 olarak bulunur. Altıncı sorumuz şekilde verilen ABC üçgeninde AC kök 5 birim. Şöyle AC kök 5 birim yazalım. AB 2 birim verilmiş. C açısı alfa, B açısı 90 artı alfa olduğuna göre sin alfanın değeri soruluyor. Bakın arkadaşlar iki kenar ve bunlara bakın açılar belliyse burada bir oran sabittir demiştik. Burası sinüs teoremi arkadaşlar. Sinüs teoreminde A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C oranı her zaman birbirine eşitti. O zaman bu oranından yola çıkarak 2 bölü sin alfa diyelim eşittir. Kök 5 bölü sinüs 90 artı alfa diyebiliriz. Sin 90 artı alfa da cos alfaya eşittir. İkinci bölge sinüs artı olduğu için bu da artı olacaktır. Şöyle kök 5 ile sin'i yer değiştiriyorum. 2 bölü kök 5 eşittir. Sin alfa bölü cos alfa. Bunun da karşılığı biliyorsunuz tan alfadır. Tan alfadan sin alfaya geçiş yapabiliriz. Hemen üçgeni çiziyorum. Tan alfanın değeri 2 bölü kök 5. Burası da 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5 olduğu için 4, 5 daha 9. Hipotenüsü 3 bulduk. Sin alfa da karşı bölü hipotenüs olduğu için cevabımız 2 bölü 3 olacaktır. 7. soru şekilde EC 8 santim, AB 6 santim, BE 3 santim, DE 3 santim, AE 4 santim olduğuna göre CD kaç santimdir diye soruluyor. Burada da arkadaşlar bakın CD'yi bulmak için E açısının kosinüsünü bilmek yeterli aslında. E açısının kosinüsünde şu AEB üçgeninden kosinüs teoremini kullanarak bulabilirsiniz. Kosinüs teoremi 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı cos alfa ile bulunabilir. Burada 36 eşittir. 16 artı 9 eksi 24 cos alfa oldu. Buradan da 24 cos alfa eşittir. Burası 25, 36 çıkardık. Eksi 11 geldi. Cos alfa eksi 11 bölü 24 oldu. Şimdi bulduğumuz cos alfa aşağıda yerine yazıyoruz. X kare eşittir. 8'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı. Cos alfayı da eksi 21, 11 bölü 24 bulmuştuk. Onu da yerine yazalım. Buradan x kare eşittir. 64 artı 9. Şöyle 24'leri sadeleştirdim. Eksi 2 ile de 11'i çarptım. 22 oldu arkadaşlar. 73, 22 daha 95. X kare 95 ise de x'in karşılığı arkadaşlar karekök 95 olacaktır. 8. sorumuz fx eşittir. Arksin 3 eksi 2x bölü 4 fonksiyonun tanım kümesinde bulunan tam sayıların toplamı kaçtır? Burada da yine aynı şekilde ilk soruda yaptığımız gibi sin'in alabileceği değerler eksi 1 ile artı 1 arasında olacağı için arkadaşlar sin x değerleri eksi 1 ile artı 1 arasındadır. O zaman
3 eksi 2x bölü 4'ün alabileceği değerler de eksi 1 ile artı 1 aralığındadır. Eksi 4, 3 eksi 2x, burası da 4 oldu. 3'ü de diğer taraflara atalım. Eksi 7 eksi 2x ve 1 oldu. Her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. 7 bölü 2x, burası da eksi 1 bölü 2 oldu. Bu aradaki tam sayılar arkadaşlar 3, 2, 1 ve 0'dır. Bunların toplamını sormuştu. Topladığımız zaman da 6 olarak bulabiliriz. 9. soru, yamaçlardan yollara taş ve kaya düşmesini önlemek için bu yamaçlar tel kafeslerle kapatılır. Aşağıda bu şekilde kafeslenmiş bir bölge ve yol modeli verilmiştir. Şekilde ABC üçgeninde AB 16, evet şurası 16'ymış. ABC 105 derece, 105 ve BCA 45 derece olduğuna göre BC kaçtır diyor. 105, 45 daha 150 yaptığı için A açısında 30 derece olduğunu bulabiliriz. Burada bakın bize sordu BC x diyelim. Sinüs teoremi kullanılabilir. X bölü sin 30 eşittir 16 bölü sin 45, bu oranların eşit olduğunu önceki soruda söylemiştik. Sin 30'un karşılığı 1 bölü 2, sin 45'in karşılığı da kök 2 bölü 2'dir. Şöyle ikileri sadeleştirelim. Evet, x eşittir 16 bölü kök 2 olur. Bunu kök 2 ile genişletiyorum. 16 kök 2 bölü 2 oldu. Yani cevabımız 8 kök 2 olacaktır. Bu sorunun ikinci bir yolunu yine çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer sinüs teoremi aklınıza gelmezse şu 30 derece 45 derece gördüğünüz zaman şöyle karşıya bir dik çizin. Dik çizdiğimiz zaman 45 45 90 oldu burası. Ve burası da 60 derece oldu. 16 olduğu için 30'un karesi 8 olacak. 8 ise burası 8 olur. İkizkenar dik üçgen. İkizkenar dik üçgen olduğu için de 8 8. X de 8 kök 2 olacaktır diyelim. 10. ve son sorumuz, ABC üçgeninde ABC açısı 45, ACB açısı 30. AB 12 santim olduğuna göre AC kaç santimdir diye sorulur. Yine bir sinüs teoremi sorusu. Yani X bölü sin 45 eşittir 12 bölü sin 30 kullanılarak yine bu soru çözülebilir. Sin 45'in karşılığı kök 2 bölü 2. Sin 30'un karşılığı 1 bölü 2. İkileri sadeleştirdik. Buradan da x eşittir 12 kök 2'ye geldi. Yine az önceki soruda yaptığımız gibi 45 ve 30'u görmüşsünüz arkadaşlar. Karşıdan dik indirdiğiniz zaman şöyle. Burada ikizkenar dik üçgen oluştu. Burada da yine bir 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Hipotenüs 12 olduğu için dik kenarları bulmak için kök 2'ye bölüyorum. Ters hamle yapıyorum. Kök 2 ile çarptım. Burası 2 oldu. Yani 6 kök 2 geldi. Bu kenarlar 6 kök 2. Bu da 6 kök 2. Hipotenüsü şöyle söyleyebiliriz. 30'un karesi hipotenüsün yarısıydı. O zaman x buradan 12 kök 2 olarak bulunacaktır.